olmaz değil mi? Bir şey diyen olmaz. Öndeki Doğan ne olacakmış ki? Hiçbir fikrim yok. Sağ olun. Bir daha koridor yapalım. Ekip. Tut. Biraz genişli koridor yapalım. Biraz genişli. Gel abi sen. Naci abi nerede? Abi sen gel geri yat. Orada. Ne mi lan? Tamam. Kim ya? Nur Başkan. Sadece basın. Ya değil. Sıkıştı. Bunu mu yazacaksın? Olmaz. Ben de yazacağım. Kartın da geldi ya. Geldi mi? Göstereyim sana. Sana şey alacağım ben. Biz çekmesin. Siz dernek var. Normalikleri torbası kaldı. Normalikleri siz kartı vereceğiz. Daha sonra. Bunu ayarlayabilirim ben. İnşallah. Allah kimin neyle varsa artık. Abi şimdi böyle geçeceğiz. Abi şimdi böyle geçeceğiz. Hadi. Allah sıkışa geçeceğiz. Sen bunu bana da elini gel. Abi açı açı gidelim arkadaşlar, açı açı gidelim. Hemen gerçekten bir katla alıyorum. Gönder, sadece basın. Şöyle açalım. Hadi gönder. Biraz ilerleyelim abi. Tamam, gel abi. Ama gidiyor ya. Sınav geldim bizimlerle. İsmail'e tamam. Güzel yakaladı ama fırtına yakaladı. Yapacak bir şey yok. Alın bakalım. Gelmiş girelim. Tamam. Girelim. Ne yapalım? 155. Tamam. Öyle yakar olsam. Şöyle biraz açalım. Bir fotoğraf alsın. Abi biraz gelelim. Mescid'e şuna gelelim. Telefonla çıkın arkadaş, çekilsin. Abi çekilsin de gelelim. Çekil abi.
Anne. Ya şimdi. Eyvallah. Başka da eyvallah. Sen ne yaptın? Hoş şurada Eren. Nasıl anneciğim? Çok iyi. Anneciğim. Başka nalimin kanı. Evet. Bir saniye kral. Bir saniye. Evet, Sultan Dağı yeşil çiftlikten 19. yüzyılın başında aşkla bağlandığımız Akşehir'e gelerek soyumuzun burada devamını başlatan Abdurrahman Efendi'den, onun oğlu Kur'an-ı Kerim yazarı Hattat Mahmud Zahrettin Efendi'den, onun oğlu dedemin dedesi İbrahim Efendi'den, onun oğlu ismini taşıdığım Hacı Nuri Köksal dedemden ve onun oğlu bu yola tutmamın sebebi bu topraklara aşkımın vasiyetini yazan erken yaşta kaybettiğimiz babam Cevdet Köksal ve hemen onun arkasında Gencebik yaşında ondan ayrılarak geride kalan üç evladını hem ana hem babalık yaparak büyüten ve bu yıl geçen yıl Allah'ın rahmetine kavuşan annem Tuğban Köksal. Ninelerim, dayılarım, halalarım, bütün Nasrettin Hoca mezarlığında yatan mümin ve mümine kardeşlerim, sizlerin manevi huzurunuza geldik. Mezarda yatan ölülerimizden doğacak çocuklarımıza kadar çok geniş bir mesuliyet sahası olan Akşehir Belediye Başkanlığı'nı şu an itibariyle yeniden üstlenmiş oluyorum. En başta sizlerin hatırasına layık olabilmeyi ve sizlerin torunlarınıza da güzel hizmetler yapabilmeyi Allah'tan niyaz ediyorum ve duamızı yapmak istiyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin, huzuruna geldik, ellerimizi açtık, sana hamd ediyor, Habibi edibine salat ve selamlar gönderiyoruz, sen kabul eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, okunan hatmi şeriften hasıl olan ecir ve sevabı, ilk önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna hediye eyledik, sen kabul eyle. İlk insan, ilk peygamber, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmeyi geçmiş olan bütün mümin ve müminat, Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle.
hak ve hakikat uğruna Allah Allah diyerek şehit olmuş şühedalarımızın ve gazilerimizin de ruhlarını hediyeledik, kabul eyle ya Rabbi. Hasaten şehrimizin medarı iftarı merhum Nasreddin hocamızın ruhuna hediyeledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Hasaten bu kabristanlıkta yatan başta Cevdet Köksal ve Suzan Köksal olmak üzere bu mezarlıkta meftun olan bütün mümin ve müminat Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarını hediyeledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Hasbel kader varsa kabir azabı muhafaza eyle ya Rabbi. Sıratı şimşek gibi geçen kullarından eyle ya Rabbi. Kevser ırmağında kana kana içip cennetle cemalini gören kullarından eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Bizlere dünyada ve ahirette güzellikleri ihsan eyle. Dünyada ve ahirette korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Hasta kulların var şifalar ihsan eyle. Dertli kulların var cevalar ihsan eyle. Şu an burada bulunan kardeşlerimizin hangi sıkıntıları varsa bertaraf eyle ya Rabbi. Neleri senden arzu ediyorlarsa hayırlı bir şekilde ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Ahmet Nuri Başkanımıza bu görevinde başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Şehrimize hayırlı kalıcı hizmetler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Merhametini üzerlerinden eksik eyleme ya Rabbi. Çalışma arkadaşlarına ve kendisine sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Hak ve hukuktan ayrılmamayı nasip eyle ya Rabbi. Kolaylıklar ihsan eyle, yardım eyle ya Rabbi. Şüphesiz ki sen dualar işiten ve kabul edensin. Biz de huzuruna geldik, sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için, ahirete intikal etmiş olan cümle geçmişlerimizin ruhu için, Ahmet Nuri Başkanımızın hayırlı, başarılı hizmetler etmesi için, El-Fatiha. Merhaba abi, ne yaptın oğlum? İyiyim, sen nasılsın abi? İyi abi. Yaptın oğlum elini. Kırdım. Sevinçten mi? Aynen. Sevinç çığlıkla yumrukladım. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Nasıl oldu? Aynen. Sanırım buraya geldim.
Bir genişletelim arkadaşlar. Genişlet. Ekip. Genişletelim. Çıkmayalım mı yani? Çık abi çık. Aklını açıverelim. Rahat yürüsün. Tamam. Çocuk açık verelim. Fahrettin'e bir yol verelim. Oh, altın adam o kadar korumaya gerek yok. Ben de aynısını söylüyorum ama. Allah Allah. Bu altın adam yok. Söylüyorum. Böyle yaptınız mı sanki? Ha şimdi ne şey gibi. Anladım ben. Anladım değil mi? Millet öyle yapmıyor. O da var. Hadi onunla uğraşır. Biraz daha şunluk yeter be. Askerlere git. Aman yavrum ya. Bu sayede Yolu açalım biraz be. Yolu mu açalım? Yapmayın canım arkadaşlar. Parayı veren şimdi gelsin desin ki ne böyle böyle gerçek niye gidersin haklısın. Çektim mi?
fotoğraf çekseniz devam edelim. Uzun olduğum için olabilir. Cemal abi. Biz de arzından çıksın demedik ki ya. Ayım. Çok Ne bu sessiz? Mezarlıktan geçiyorum. Tamam. Kan koridoru yapacağız. Aynen abi, aynen aynen. Biz Murat abi. Şimdi açılmayın. Basın biraz daha ileri alabiliriz abi. Aynen basın. Basın biraz daha ileri alabiliriz. Devam edin ya, araçlar zaten bekliyor. Orada
Anladın mı? Pudora varmadım. Belediyenin önünde olmuş. Ben de. Orada TC eksik. TC. TC'yi unutmayalım. Allah müsaade. Yeni binada inşallah. Yo burada burada. Açık bir yer. Sağ olun. Köksal başkan. Köksal başkan. Köksal başkan. Köksal başkan. Köksal başkan. Başkan, Köksal, başkan, Köksal, başkan, Köksal, başkan, Köksal. Abi orada merdivene sadece melifiyeler çıkıyormuş, biz önüne. Başka kimse çıkmıyormuş. Gel abi, tamam, gel. Gel. Paralar biraz daha gel. Kardeşim. Kardeşim. Ben seni tamamen unuttum birader. Yanından bir yere ayrılma, gayrı olan. Başkanım.
2014 yılında %47 oy oranıyla, 2019 yılında da %50 oy oranıyla Akşehir'den Selahattin Tebessü'yle bu görev devraldı. Ve bu 10 yıllık süreçte Afganistan Üsyatlı'ya, kültürden turizme, sosyal belediyeciyle birçok alanda çalışmalar, projeler yürüttü. Akşehir Belediyesi olarak 3 milyarlık bir proje gerçekleştirdik, yatırım gerçekleştirdik. Yine bakanlık ve büyükşehir yatırımlarımızla beraber bu 10 yıllık süreçte 20 milyarlık bir yatırım Akşehir'imize kazandırdık. Ve bu arada belediyemizin borcunu yok denecek kadar az düşük seviyeye gerilettik. Ve 138 proje söz vermiştik, 200 proje gerçekleştirdik. Ben bu vesileyle Nuri Bey'e şey takdim etmeden önce Akşehir halkımıza teşekkür ediyorum. Bize teveccüh ettiler, 10 yıl görev verdiler ve bu 10 yılda da biz inşallah onları mahcup etmedik diye düşünüyorum. Şimdi görevi Nuri Bey'e verdiler. Ben de şimdi ona hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu 5 yıllık süreçte başarılar diliyorum. O da inşallah kaldığı yerden hizmetleri daha yukarıya taşıyacağını yürekten inanıyoruz. Geçmiş dönemlerde zaten böyle bir tecrübesi de vardı. Tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarına devam ediyorum. Sağ olun başkan. Tabii Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız, büyükşehir başkanımız, özellikle Orhan Erdem bakanımızın milletvekilimize çok katkılar oldu projelerimizde. Hakkı teslim etmek lazım. Tabii ki önceliğimiz bu görevi bize emanet eden halkımız ama bu sağdığım kişileri ve kurumları da burada yad etmekten geçemeyeceğim. Onlara da şükranlarım var. Saygıdeğer başkanım, sayın basın mensupları, değerli hemşerilerim, bugün Akşehir Cumhuriyet tarihinde kesintisiz iki dönem üst üste toplam 10 yıl belediye başkanlığı yapan daha önceki ağabeyimiz Ferhan Bal'dan sonra bugün bir hayatına uğrayacağımız Salih Hakkaya başkanımız da bu manada zaten yerel yönetim ve Akşehir Belediye'nin haline geçmiştir. 10 yıl boyunca kendi zatları başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıyla birlikte Akşehir'imize bahsettikleri gibi altyapı, kültürel yenilenme ve pek çok sahabetli hizmetler için ben de tüm Akşehir halklarına teşekkür ediyorum. Akşehir Belediye Başkanlığı bırakınız 10 yılı 10 gün yapılması dahi zor ve meşakkatli bir iştir. Memleketin anasıdır, babasıdır, abisidir, her şeyidir. O nedenle başkanımız bunu 10 yıl boyunca halkla birlikte bu noktaya getirdi. Biz de inşallah gerek onu bıraktığı yerden, gerek bizim 20 yıl önceki bıraktığımız yerden sizlerin teveccühüne layık olarak daha iyisini sizlerle paylaşmak nasip olur. Ben bu vesileyle kendisine bundan sonraki özel ve diğer alanlardaki yaşamısında başarılar, sağlıklar, esenlikler duyuyorum. Sadi Akaya Beyefendi, tabiiyle benim görev başım, hukukum olan bir hemşehrim ve her zaman belediye başkanımızdır. Bu nedenle kendilerinin her türlü deneyim önerilerine, bundan önce de naçizane ben kendilerine kapatma yaptığım gibi ben de şimdi onlar her anlamda devam rica ediyorum ve kendilerinin ve yakınlarının her zaman her türlü dileği talebi Akşehir Belediye Başkanı benim ve bütün çalışanlarım.
Emir. Sayın Başkanım. Siz meclisi her daim sizinle. Teşekkür ederim. Kimse sultan oymuş. Tabii ki sultanlık yapmadık. Halkımıza hizmetkar olmaya gayret ettik. Ben eminim ki Nuri Başkanım da hizmet anlayışı bu bağlamda olacak. Sultanlık değil, başkanlık da değil, hizmetkarlık. Bu Akşehir Belediye'mizin mühürünü de ben tekrar Sayın Başkanımıza tebliğ ediyorum. Müsaade edersiniz. Benim de boş verem tip taşıdı. Yavaş yavaş. Evren tamam Başkanım, koltuğa bak. Tekrar hayırlı olsun. Tabii mühür burada. Başkanım çekmecesinde. Böyle elinin altında. Şimdi sağ olsunlar. Tarımdan geliver zamanki nezaketiyle. Eski bir görevdaşı olarak ben kendisini her ziyaretimde rica etmeme buyurun makamınızda oturun dememe rağmen sağ olsun hep karşılıklı koltukta oturduk. Bu nedenle gerek bugünkü devir testinde gerek her ziyaretimde ben de onun bize bıraktığı adeti ve nezaketi elbette devam ettireceğim. Bu halde Sayın Başkanım buradayken ben koltuğa oturmam. Ama bir koltukta fotoğraf alsaydı başkanım. Sayın başkanım. Masanın arkasına geçip de oradan çekip de bayramda var mı? Korunur ziyaret geliyorlar mı? Buraya Sayın Başkanım sadece. Yoldalar şimdi. Aa iyi. Almanya'da şeyler gelecek. Bu
numarada seçim de gayet Akşehir'i olduğunu yakıştırdı. Evet, şükürler olsun. Çok yerde farklı sıkıntılar oldu. Akşehir'imizde o anlamda zaten belli bir demokrasi olgunluğunu yaşatan bir yer, demokrasi olgunluğuna sahip bir yer. Demokrasi şöleni sonucunda size güvenlik yönetimde 5 yıl sultan sistemimiz. Akşehir'imizin her şeyi. Derdimiz, birimiz, yasamız, işimiz, gücümüz hep o, hep o olabilir. Gerek başka makamlarda, gerek bu makamlarda. Benim bu 1+1 aralığı oldu. Evet. Hayırlısı inşallah. Evet, biz de bu arada demin demeye baktım. Tabii siz şanslısınız biraz da. Yaklaşık 3 milyarlık arsa stoğunu, diğer arsa stoğuyla genişlettik. İnşallah zaman içinde görüştüğümüzde draftın o projelerle gidip takip edilmesi gereken konuda son nokta gelen sonlarla hazır olanlarla onları sizlerle tabii paylaşacağız. Çünkü devlette devamlı esas devlet büyüklerimiz. Belediyecekte de bu aynı. Öyle. Hedef ne? Akşehir. Siyaset bir tarafa. Vazifte. Hedef Akşehir'e hizmet. Bu noktada biz her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. İnşallah. Dediğim gibi o 3 milyar arası store ve müze projelere sadık onun gelişi. O yılda hep bir arası proje. Çok önemli. Hakikaten. Eski otogarın geri bir bölümü büyükşehirdeydi. Büyükşehir yasası gereği onu işte nasıl aldık. Vesaire. Yine Yeni Hastane'nin yanında 300 konutluk arsamız, evet. Büyük imkan. Büyük imkan. Yeni Otogar'ın yanında 400 konutluk bir arsamız, büyük imkan. Evet. Yine doğru gözle hem petrol gibi bizim bu kamyoncular garajını taşımayı düşündüğümüz bir alan, hem petrol kulübü satı vardı ama orada birkaç küçük parsel var. Satın alıp bütünleştirmemiz gereken tevhid gerekiyor. Bunu gibi yine kütüphanenin geri, eski belediyenin yerine düzenmiş, gök merkezi proje hazırladık. Ekibinizle bir yerleşmeniz devam edilirsiniz ama evet. Özel bir proje, güzel bir proje. Tabii ki, tabii ki. Yani. Yine PTT binasını evet. Dudu Kadın'dan yer takasıyla üstte para vererek aldık. Orada güzel bir kalemetim. Tüm bunların web saymalıkları da var. Yeni var bir belediyemizin arsa stoğuna katılan evet, ve 3 milyar evet. Değerinde bir öyle değer arkadaşlar. Gerçekten. Şunu söyleyebilirim. Tabii onu ilgili daire amiri arkadaşlarımız gerektiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. Ama Sayın Başkanımız'a kabiliyetli, o benim de bildiğimizde Akşehir Belediye'mizin tam kurum ve kuruluşlarına bir borcu yok. Değil mi Sayın Başkanım? Evet. İller Bankası'nın tabi verdiği zamanında uzun vadeli ve çok uzun vadeli. Büyük çaplı borç yok. Yani birçok küçük belediyelerin borcu kadar bir borcumuz yok. Yani, yani sigorta, vergi, medya... Tabi onlar sürekli yok. Aktif olan... Gümrük piyasa borcumuzda çevrilebilir. Bütçe büyüklüğü içerisinde de muhabbet veriyoruz. Sayın son dönemin en iyi bütçe dönemi diyebiliriz. Evet. Yani. Sayın Başkanım geldi al dönemde biliyor. Gerçekten daha büyük bir borç stoğu vardı. Şimdi daha makul. Ama tabii kaynak her zaman kıttı. Dün de kıt, bugün de kıt. Onun farklı yöntemlerle yatırım için gereken kaynakların Akşehir sermayesinin de hayata geçirilerek Akşehir'in de her anlamda şöyle katılarak yaratılması ve hem belediyemizin hem halkımızın hem bu anlamdaki seçmeler paydaşlarının kazanılması anlamında önceki dönemde ciddi önemli çalışmalar olacak. SDK'lar olsun, odalar olsun, gençler olsun, yeni bilimler olsun. O anlamda da kaynak yaratma anlamında da bir başka anlamda önceki aylarda da bunları bilirken kaydettiğimizde Akşehir zaten tarihinden, coğrafyasından gelen müthiş insan potansiyeliyle bölgenin yıldızı olan ve 170 yıllık kurumsal kimliğe haiz Akşehir Belediyesi kurumu başta olmak üzere gerçekten büyük potansiyel barındıran bir şehirdir. Size nasip oldu okuduğunuz okulun sınıfında. Burası benim sınıfımda arkadaşlar. Cumhuriyet'i kopurken. Evet, onun başkanı sınıfı. Ben bu sınıfı okumadım ama karşı sınıf 16, bunun 2-6 yani okudum. 50 yıl sonra öğrencisi olduğumuz okulda bu sefer belediye başkanlığı. Bizlerin tekne deresine bakarak bunu aldığım zaman tarih buradan pasajda okuyarak ümit ederim şair tarafımız belediye başkanlığımız kare etmez. Belediye başkanlığı görevimizin yoğun telaşçısı. Belki zaman zaman yine kimselerde çıkar mühim olan her birimizin kişisel hayatında faydalı, güzel işlerle bu dünyadan sonra ardımızda hatıra bırakmak, eser bırakmak, hatır bırakmak, elbim olur.
ben kendi adıma ömrümü hemen hemen adadıyorum. Başkanlık bir döneme gidiyor. Diğer bütün çalışmaları nedeniyle bu süreçte Akşehir'in çok çok büyük teveccühüne layık olduğumu dünya gözüyle görmekten 10 derece gururluyum. Madem ne söylüyordu bu seçimin sonucu ne olursa olsun aynen kaldığım yerden devam eder. Ama onu görmek hakikaten çok güzel. Siz de öyle yapabiliriz. Madem her günümüzün bu anlamda her gün hemşehrimiz sonra bu topraklara, bu aziz topraklara bitmeyen borcumuzu ödemek adına her günümüzün kendi alanıyla gidiyor. Ne varsa alıcıdır. Kendi çalışma alanlarında faaliyetleri ve bizim gibi makam nasip olan hemşehrimize de her günümüzün önünde hak hukuk yolunda adaletle davranıp gitmedi. Güzel isimler yazmayı nasip etmesi hayatımızın asıl özüydü. Makamlar, mevkiler, şanlar, şerefler, oylar, ünvanlar. Bunlar, teşekkür ederim. Bunlar geliyor, geçiyor. İşte baki kalan bir ruhsa daha oluyormuş. Güne bakıp, kendimizde öğrenciydik. Şimdi buradayız. 50 yıldan sonra olmayacağımız kesin. Ama Akşehir hakikaten müthiş gençlik, enerji, her anlamda hissediyorum. İnşallah Nuri abilerimizin yeniden görev üstlenmesi, gençlerimizin Akşehir'in bilinci, memleketselerliğimizle daha artmasına vesile olsun. Akşehir geri dönüyor diyorum Sayın Başkan. Şu anlamda dışarıdan gelmeyi düşünmek şimdi İzmir'den fabrikalarda çalışan yaylabelere dönüşler oldu. Biz de onlara evet, biraz işlerini kolaylaştırdık. Evet, evet. Yalnız şöyle bir bazen de yanlış algı oluyor. 100 binin üstündeydi çok kaybettik diye. 114-115 bin olduğu dönem kasabaların adrese dair nüfus sistemi çıkmadan önce öyleydi. İller Bankası kayılanma dediğine maalesef biraz şişirme dönemiydi. O adrese dair nüfus sistemi neredeyse çıkınca zaten direkt yüzün altına düştü. Son yıllarda öyle ciddi bir nüfus kaybımız elhamdülillah yok. Çünkü organı sanayide ben belediye başkanı olduğumda 470 çalışan vardı. Bugün 2000 çalışan var. Hala işte genişlemeler, üçüncü genişleme için talepler var vesaire. Çok şükür bu noktada tekrar bir güzel bir artış trendine girdik. Tabii turizm için ciddi potansiyeller oluşturduk. Gezi noktaları oluşturduk. Bundan sonra inşallah bu artarak devam edecek. Bunun pazarlanma dönemi aslında. Artık evet şimdi onun tabii, değerlendirilmesi. İnşallah bunun sonundan sonra dediğiniz gibi. İçinin doldurulması, bu anlamda geri dönüşler, füzyon ekleyişlemeler inşallah. Dışarıdan da çalışmıyor. Biz aşağıdakileri çok bekledik. Evet, evet sayın başkanım. Başkanım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ben Wolfmark'ın neden var? Takılıyorum oğlum ben sana. Çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Eserle beraber hatır bırakmak daha da güzel bir şey. Ben bu noktada yukarıda zaten kısa bir
devlet teslim sırasında konuşma yaptık. Çok uzun konuşma yapmayacağım. Aranızdan söz ayıracağım. Ben tekrar sizlerin huzurunda Cumhurbaşkanımıza ve ekibine hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Akşehir'de güzel, faydalı, hayırlı hizmetlerde inşallah Allah gayretlerini artırsın diyorum. Az önce ifade ettik. Yine sizler 2014 yılında %47 bir oy oranıyla, 2019 yılında %50 oy oranıyla, yani kişiler birimiz olarak bizlere teveccüh ettiniz ve bu görevi bize emanet ettiniz. Bugün de bu görevi Cumhurbaşkanımıza emanet ettiniz. Şimdi biz bu halkımızın bu emanetini bize olan güvenini boşa çıkarmamak adına genç görevimiz ve çalışma arkadaşlarımız vesaire arkadaşlarımızla beraber gerçekten gece gündüz demedik, yoğun gayret sarf ettik. Bunları zaten demeye hacettir. Sizler gördünüz. Altyapı'da, Üsküdar'da, tarihi Akşehir evlerinin 463 tanesini bu 10 yıllık dönemde yaptık. Kısacası toplamda 3 milyarlık bir yatırım belediye, Akşehir Belediyesi olarak Büyükşehir ve Bakanlık yatırımları olarak da 15 milyar geçen bir yatırım oldu. Toplam 17 milyar geçen bir yatırım oldu. Toplamda 20 milyarın üstünde bir Akşehir'in 10 yıllarda yatırım yapıldı. Size söz verdiğimiz 138 proje 2 dönemde 200 proje olarak bunu gerçekleştirmek, ben de doğrusu kıvancını yaşıyorum. Sizlere Allah bizi mahcup etmedi. Bize bu noktada destek veren tüm Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Başkanımız ve özellikle hemşehrimiz Orhan Erdem Vekilimize şükranlarımı sunuyorum. Tekrar Cumhurbaşkanımıza başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalmaya bize şimdi iyi bayramlar diliyorum.